İkinci fasiküle başlıyoruz. Denklem ve eşitlikler. Bu gerçekten bu kısım önemli. Özellikle denklem ve eşitlik kısmı matematiğin büyük bir kısmını oluşturuyor. E, şu anki TYT sınavında da önemli bir bölümü oluşturuyor. Yani bu temeli iyi bilirsek, denklem kurmayı, eşitliği iyi bilirsek diğer konularda da çok daha fazla rahat ederiz diyebilirim. Şimdi bu fasüküller neler yapacağız? Önce ondan bahsedelim. Bu ön söz var. Ön sözü okumanı tavsiye ederim. İçindekiler kısmı denkleme eşitlikler, gerçek sayılar kümesi, bölme algoritması, bölünebilme kuralları, asal sayılar, EBOB EKOK bu şekilde gidiyor. Ee, kazanımlar toplam 71 tane kazanım var. Hepsini tek tek çözeceğiz. Bu şekilde her kazanımın tabii ki içeriği farklı. Yani 1 ile 12 arası aynı içerik gördüğün gibi onun dışında işte 13'ten 17'ye kadar bölme algoritması ile ilgili bunları tek tek işleyeceğiz zaten. Şimdi Denklem ve eşitliklerinin en temeliyle başlıyoruz. Şimdi doğal sayılar kümesi, sayma sayılar kümesi, tam sayılar kümesi bunlar ne demek? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabi daha önce ben başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çok bildiğimiz ama yine de şuraya yazmak istiyorum. Rakamlar. En temelimiz rakamlar aslında. 0 9 arasındaki sayılar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0 ile 9 arasındaki sayılar yani bir basamaklar diyebiliriz sıfırdan itibaren. Bunlar bizim rakamlarımız oluyor. Genelde rakamları tanım olarak sayıları göstermeye e, sayıları gösterdiğimiz semboller. Sayıları göstermeye yarayan semboller diyebiliriz rakamlar için. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunları kullanarak diğer bütün sayıları elde edebiliriz. Mesela yani 14 için 1 ve 4 rakamını kullanacağım gibi. Şimdi sayı kümelerini oluşturacağız. Bunları oluştururken en alttan başlayıp en üste doğru. Yani en dar kümeden en geniş kümeye doğru gideceğiz. İlk tanımlayacağımız doğal sayılar kümesi. Doğal sayılar kümesi sıfırdan başlar sonsuza kadar gider. 0, 1, 2, 3, 4 diye gider. Buna biz doğal sayılar kümesi diyeceğiz. Doğal sayılar kümesi. Şöyle yazayım. Sıfırdan sonsuza kadar gider. Sayma sayıları kümesi. Bak sayma sayıları kümesi. Biz buna diğer anlamıyla pozitif doğal sayılar denir aslında. E, kümesi ne? Pozitif doğal sayılar kümesi ya da sayma sayıları kümesi. Sayma sayıları kümesi denir. Bu sefer biriden başlıyor. Neden? Çünkü saymaya başlarken 1, 2, 3, 4 diye gideriz. Sıfırdan başlamayız. Yani sıfır tane elma demeyiz. Elma yok deriz. Say sayacağım zaman Kişileri de sayarken 1, 2, 3, 4, 5 diye gider. O yüzden buna pozitif doğal sayılar ya da sayma sayıları diyeceğiz. Şimdi doğal sayılar 0, 1, 2, 3, 4. Peki bunların negatifleri de olursa yani önde eksi olanlar olursa şu oluyor. Tam sayılar kümesi oluyor. Doğal sayılar kümesini sayma sayıları kümesindeki sayıların negatiflerinin eklenmesiyle elde edilir. Sayma sayıları 1, 2, 3, 4, 5. Bunların negatifleri eksi 1, eksi 3, eksi 4, eksi 5 ekleniyor. Ve bunu tam sayılar kümesi oluşturuyor. Bunu z ile göstereceğiz. Şimdi bak. Tam sayılar kümesi eksi sonsuzdan gelecek. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. Sıfırın kendisi var. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Şimdi 1, 2, 3, 4 pozitif tam sayı. Birden itibaren ya da işte sayma sayılar pozitif doğal sayı. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Z eksi ile gösteriliyor. Negatif doğal sayı. Burada sıfırın bir işareti yok. Bundan ayrıca bahsedeceğim. Sıfır nötr'dür. Ne artıdır, ne pozitiftir, ne negatiftir. Sadece negatifleri sorsam. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi kadar gider. Pozitif tam sayılar 1, 2, 3, sonsuza kadar gider. Tam sayılar ise pozitifler, birleşim negatifler, birleşim sıfır. Sıfır ayrı yazıyorum çünkü sıfır ne pozitiflerin içinde ne negatiflerin içinde. Tam sayılar. Şimdi bak doğal sayılar. Doğal sayılardan sayma sayılarına, sayma sayılarından neye geçtik? Ee, tam sayılara geçtik. Şimdi buraya kadar şunu söyleyebilirim. Sayma sayılar 1, 2, 3, 4. Neyin alt kümesi? Doğal sayıların alt kümesi. Alt kümedir ne dedim. Böyle çizgi de koyabilirim. Neden? Sayma sayılar 1, 2, 3, 4. Doğal sayılar 0, 1, 2, 3, 4. Yani sayma sayılarını içeriyor. E bunun üstüne de ne geldi? Tam sayılar geldi. Tam sayılar doğal sayılarda kapsıyor. Neden? Çünkü içine işine negatifler de girdi. Bu Z oldu. Buraya kadar böyle bir ilişki var. Şimdi devam edelim. Rasyonel sayılar kümesi. Şimdi rasyonel sayılar kümesi ne oluyor? Şimdi tam sayıları öğrendik. A ve B tam sayılar olmak üzere. Bak tam sayıları kullanarak tanımlıyorum. A bölü B şeklinde yazılabilen sayılardır. A bölü B şeklinde yazabildiğim sayılar. tabii paydayı yani B sıfırdan farklı olacak. Biz bunu Q ile göstereceğiz rasyonel sayıları. Q A bölü B'lerden olacak. A B tam sayı ve B farklı sıfır. Şimdi burada A sayısına pay diyeceğiz. B sayısına Payda diyeceğiz. A sayısı pay. B sayısı payda. Şuraya da payda yazalım. Yani yukarıdaki kısım pay oluyor. Aşağıdaki kısım payda oluyor. Şimdi bak. A bölü B şeklinde yazabiliyorum. Şimdi burada tam sayıların tamamı aynı zamanda rasyonel sayıdır. Bak tam sayıların hepsi rasyonel sayı. Yani tam sayılar rasyonel sayıların alt kümesi. Neden? Mesela 3'ü 3 bölü 1 diye yazabilirim. Ya da işte genişletirim. 2 ile çarparım. 6 bölü 2. 9 bölü 3. Bunlar hepsi 3 tam sayısını veriyor. Yani bu bir bunlar da bir rasyonel sayı. A ve B. A bölü B şeklinde yazıyorum. A ve B tam sayı. Eksi 2 mesela. Eksi 2 bölü 1. Eksi 4 bölü 2. Negatif de olabilir. Yani her tam sayı bir rasyonel sayıdır. O zaman şunu diyebilirim. Tam sayılar rasyonel sayıların alt kümesi. Şuraya kadar bunu hallettik. Zaten bundan önce ne vardı? Doğal sayılar vardı. Bundan önce de pozitif doğal sayılar. Şimdiye kadar sıralamam bu oldu. En altta pozitif doğal sayılar yani sayma sayıları. Sonra doğal sayılar, tam sayılar, işin içine bir de rasyonel sayılar geldi. Rasyonel bunu kapsıyor. Şimdi bak. Eksi A bölü B demek. Şurası önemli. Bunu genelde biz eksiyi kesirin önüne yazıyoruz. Ama bu eksi A bölü B ya da A bölü eksi B de yazabilir. Yani eksi 2 bölü 3'ü ben eksi 2 yukarıda bölü 3 ya da 2 bölü eksi 3 diye de yazabilirim. Şimdi bak 0.333 bu devirli ondalık sayılar. Bunlardan ayrıca bahsedeceğiz. Bu devirli ondalık sayılardan. O ayrıca bir konu olarak işleniyor. Ee, burası 0-3 devreden üzeri çizgi olarak gösteriyor. Bu da 1 bölü 3'e eşit mesela. Ondalıklı sayı bu sonuçta. Bu da bir rasyonel sayı. 12 bölü 5'i ben böyle çarptığım zaman 2 ile 24 bölü 10 olur. Yani 2,4 ondalık olarak yazarım. Ya da ben bunu 12 bölü 5'i 12'yi 5'e böldüğümde 2 tam olur. 2 bölü 5 olur. Yani şöyle 12'yi 5'e böldüm. 2 kere var. 2 kere 5 10 kalan 2. Bunu şöyle yazıyoruz. 2 tam 2 bölü 5. 2 tam 2 bölü 5 diye yazabiliyorum. Onu da 2 tam 2 bölü 5 bu şekilde de yazılabilir. Bu şekilde gösterim var. Rasyonel sayılar bunlar oluyor. A bölü B şeklinde yazabildiğim. Tabi işte basit kesir, bileşik kesir. İşte bunları ayrıca işleyeceğiz. İşte devirli ondalık sayılar. Bunlar ayrıca işlenecek konular. Şimdi bir de irrasyonel sayılar var. İrrasyonel sayılar ise rasyonel olmayan demek irrasyonel. Yani iki tam sayının oranı A bölü B şeklinde yazılamayan, iki tam sayının oranı yani rasyonel olarak yazılamayan sayılara irrasyonel sayılar diyeceğiz. Q e, üstü ile göstereceğiz. Yani rasyonel sayıların, rasyonel sayılar Q'ydu. Tümleyeni, rasyonel sayıların tümleyeni şeklinde gösterilir. Q üssü ile gösterilir. Ondalık açımların sınırsız ve tekrarsız olması bu sayıların özellikleri. Yani ondalık açımları devam ediyor. Mesela normalde 2,5 dediğin zaman devamı yok. Hep 0, 0, 0. Onlar önemsiz. Ama mesela burada pi sayısı. Virgülden sonra sonsuz tane sayı var. Biz genelde bunu yaklaşık olarak pi'yi biz yaklaşık olarak 3,14 kabul ediyoruz. Bazen 3 sorularda mesela geometride 3 diye de alıyoruz ama aslında bu sonsuza kadar devam ediyor. 3 virgül 14, 15, 92, 6 bu şekilde gidiyor. Sonsuza kadar gidiyor. Bu bir irrasyonel sayıdır. Kök 2. Köklü ifadeler irrasyonel sayıdır. Mesela kök 2 yaklaşık olarak bunu ben 1.4 diye alacağım. Ama 1.4 diye almama rağmen burada aslında virgülden sonrası sonsuz. İşte kök 6 yaklaşık olarak 2.45 alırsın. 2.4 alsan bile olur. 2.5 bile alınabilir. Yani yaklaşık değer alıyorum sonuçta ben. Ama asıl değeri virgülden sonra sonsuz tane sayı var burada. Sonsuz tane rakam var virgülden sonra. O yüzden virgülden sonrası sınırsız ve tekrarsız. Yani tekrar da etmiyor, devretmiyor da. Bu irrasyonel sayı oluyor. Şimdi burada e, birkaç tane aklında olsun var onlardan bahsedelim. Her rakam bir sayıdır fakat her sayı bir rakam değildir. Yani rakamlar neydi? 0, 1, 9'a kadar. Bunlar rakam. Aynı zamanda birer sayı yani bu doğal sayılarda Her biri birer doğal sayı aynı zamanda. Ama mesela 12 bir doğal sayıdır ama rakam değildir. Burada onu söylemişiz. 0 bir tam sayıdır fakat pozitif veya negatif değildir. Bundan da bahsetmiştim 0'ın nötr olduğundan. Her tam sayı aynı zamanda rasyonel sayıdır. Zaten ben tam sayıların yani mesela 3'ün 3 üç bölü 1 şeklinde yazılabildiğini de gösterdim. Tam sayıların rasyonel sayının alt kümesi olduğunu gösterdim zaten. Şimdi devam edelim. Gerçek sayılar kümesi. Şimdi gerçek sayılar kümesi en geniş kümem. Rasyonel ve irrasyonel sayıların kümesinin birleşimi. Bak rasyonel ile irrasyonel birbirinin tümleyeni olduğu için kesimleri boş küme. Bak kümeye baktığım zaman şurada şuradaki e, tablo her şeyi açıklıyor bana buradaki küme grafiği. Şimdi bu arada reel sayıları R ile göstereceğiz. Şimdi en altta sayma sayıları var. 1, 2, 3, 4. Buna 0 eklediğim zaman doğal sayılara ekledim. Bak doğal sayılar sayma sayılarını kapsıyor. Yani n artı n. Bunu az önce vermiştim. E bunlara 0, 1, 2, 3, 4 de bir de e, sayma sayıların negatifleri. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Tabi nokta 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 diye geçecek burası. Bunları eklediğim zaman ne olacak burası? Tam sayıları içine almış olacak. E bunlara rasyo, e, a bölü 5 şeklinde yazılabilen 1 bölü 2 eksi 3 bölü 5 işte eksi 1 bölü 2 gibi sayılar eklediğiniz zaman mesela burada kök 9 demiş. Aslında kök 9'u burada yazmama gerek yok. Çünkü kök 9 3 demek. 3'ü zaten burada yazmışım. Buna gerek yok. E, köklü ifadeleri buraya eklememe gerek yok. Burada bir yanlış olmuş. E, o zaman burada şuna dikkat edeceğiz. Ee, irrasyonel sayılara bakalım bir de. Rasyonel sayılar burada. Bak rasyonel sayılar buraya kadar hepsini kapsadı. Doğru mu? Ama irrasyonel sayılar ayrı. Reel sayılar da hepsini kapsıyor. Çünkü reel sayılar rasyonel ile irrasyonel birleşimi. İrrasyonel rasyonel olarak yazılamaz sayılar. İşte kök 2, kök 3, pi, kök 5 artı kök 2, eksi kök 10 gibi sayılar. Yani en geniş kümem, sayı kümem gerçek sayılar. Ve gerçek sayılar rasyonel ile irrasyonelin birleşiminden oluşuyor. Yani pozitif e, pozitif reel sayılar birleşim negatif reel sayılar birleşim sıfır bana neyi verecek? Rasyonel say, e, reel sayıların tamamını verecek pardon. Reel sayılar zaten biz genelde reel sayılarda çalışacağız. Yani özellikle bir sayı kümesi belirt, belirtilmemişse en geniş sayı kümesi reel sayılar alacağız. Şimdi sayı doğrusu. Sayı doğrusu bir sayı doğru sonsuz tane noktanın birleşiminde oluşuyor ve her nokta bir gerçek sayıya karşılık gelir. Yani böyle bir okul sonsuza doğru bir ok çizelim. Sıfır ortada. İşte burada 1, 2, 3 sağa doğru gidiyor. Sağa doğru pozitifler, sola doğru negatifler gidiyor. Şimdi mesela burada 0, 1, 2, 3, 4'ü belirleyebiliriz. Ama mesela kök 2. Kök 2'yi belirlerken 1 ile 2 arasında bir yere denk gelecek. Doğru mu? Bunu belirlerken de aslında ikiz kenar dik üçgeni kullanabilirim. Mesela hipotenüs kökü olacak şekilde şurası bir yukarı doğru da bir birim aldım bir bir şurası ne oldu kökü oldu. Şimdi burada ben buradan geçen çemberi çizdiğim zaman burada şu sağ tarafta kestiği yer kökü olacak çünkü yarıçap kökü. Sol tarafta kestiği yer eksi kökü. Kökü eksi kökü yer belirlemede e, bu yöntemi kullanabilirim. Pisagor yardımıyla kökü bulduktan sonra yani şuradaki C noktası kök 2'nin sayı doğrusu üzerinde keredir. 1 ile 2 arasında olduğunu tahmin edebiliyorum aslında. Çünkü kök 1 1'e eşit. Evet kök 2 1'den büyük. E, kök 4 de 2'ye eşit. E, kök 2 bunlar arasında olduğu için 1 ile 2 arasında. Hatta e, 2 kök 1 kök 4 e, kök 2 işte 1'e daha yakın olduğu için 1.5'tan küçük bile diyebiliriz tahmini olarak. Burada sayı doğrusuna kestiği yer. Bak mesela burada 0, 1 var. Mesela şuraya bakalım. Örneğin ben burada kesirli sayıları göstereceğim. Eğer ben 0, 1 aralığını 2 e, eşit parçaya bölersem ne olacak? 1 bölü 2, 1 bölü 2. 0, 5, 0, 5 bölecek. Bak 1, 2 aralığını 1, 2 aralığını kaça bölmüşüm burada? E, 1, 2, 4. Mesela burada sayıların yerlerini belirtmişim. Özel olarak bölmemiş ama mesela burada 1,25 almışım. 4'e bölünmüş hali kök 2 1, de büyük. 1.4 yaklaşık olarak. Kök 2'yi de buraya yazdım. Kök 4 2'nin kendisi. Kök 5 2 ile 3 arası. Pi 3'ten biraz büyük. Yani bu şekilde sayı doğrusuna sayıları yerleştirebilirim. Mesela eksi -0, 0.9 0 ile eksi 1 arasında. O yüzden eksi 1'in sağında. Ama eksi 3 bölü 2 eksi 1 Eksi 2 ile eksi 1 arasında tam ortada. Gibi düşünebilirim. Şimdi şurada yaklaşık değerler verilmiş. Burası önemli. Bunları bilmekte fayda var en azından bazılarını. Örneğin kök 2 kök 3 kök 3 2019'da mı 2018'de mi direkt sınavda soru olarak soruldu. Meşhur buzdolabı sorusu. İşte buzdolabında bir magnet verilmişti. 1,5 ile 2 arasında yükseklikte verilmişti. Hangisi bu yükseklikte olabilir denmişti. Mesela orada kök 3'ün yaklaşık değerini bilmek lazım. Kök 1 1'e eşit. Kök 2 1,4. Kök 3 yaklaşık olarak 1,7. Bunlar hep yaklaşık değer. Kök 4 2 zaten. Kök 5 2,2. işte kök 6 2,4. Burada 0 2, 0 2 ekliyorum. Kök 7 2,6. Kök 8 2,8. Bak her seferinde 0 2, 60. Kök 9 direkt 3 olmuş. Burada ise işte 0 4 60 0 3, 60 yaklaşık olarak. Öyle düşünebilirim. Yani şu özellikle kök 2 ve kök 3 1 4 ve 1 iyice bilmemizde fayda var diyebilirim. Şimdi devam edelim. Bu konu anlatımızı bitirdikten sonra ne yapacağız? Ondan sonra e, kazanımlarımıza geçeceğiz. Şimdi koordinat düzlemi. Koordinat düzlemi ne demek? Şimdi iki tane gerçek sayı doğrusunun sıfır noktasında birbirine dik olacak şekilde kesiştirmesiyle elde edilen düzleme koordinat düzlemi ya da analitik düzlem denir. Analitik geometri kısmında 11. sınıfta çok ayrıntılı bir şekilde işlenecek bu. Şimdi koordinat düzleminde şuna dikkat edeceğiz. Reel sayılar işte x ekseni normal Reel sayılar sayı doğrusu. Bir de dik bir sayı doğrusu çizdik y ekseni. Şimdi saat yönünün tersine doğru gideceğiz. Burası birinci bölge. ikinci bölge 1, 2. Saat yönünün tersi. Aşağı indim. Üçüncü bölge. Burası dördüncü bölge. Burada sadece işaretlere dikkat edeceğiz. Bak A apsis, B ordinat. apsis ordinat. Yani x eksenine apsis diyeceğiz. isim olarak. Y eksenine karşılık gelen sayıya da ordinat diyeceğiz. Bunlar sonuçta ikisi de e, sayı olacak. Reel sayı olacak. Şimdi Bak. Birinci bölgede işaretler artı artı. Yani sonuçta burada 0, 1, 2 diye gidiyoruz ya. Sağ taraf artı. Yukarı da 0, 1, 2. Aşağı eksi 1, eksi 2. Yukarıda olduğumuz an artı. Bak sola geçtim. Sol taraf eksi. X değeri. Şurası eksi 1, eksi 2. X değeri eksi. Yukarıda olduğum için Y değeri artı. Üçüncü bölgede ikisi de eksi. Hem solda hem aşağıda. Burada absis e, artı oldu sağa geçtim ordinat eksi oldu aşağıda olduğum için. Yani örneğin burada bir nokta aldığım zaman örneğin 2'ye eksi 2. Apsisi artı ordinata eksi diye düşünebilirim. Apsisi ordinat bilelim bunları ve bunu a virgül a a b şeklinde yazarım. Yani apsisi birinci bileşen olarak yazarım x diye düşünelim. İkinci bileşen de y olacak. x birinci bileşen y ikinci bileşen şeklinde olacak. Şimdi Gerçek sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özellikleri. Bunları çok kullanacağız. Şimdi hızlıca bahsedeceğiz. Kolayları var ve en çok kullanacaklarımızdan da bahsedeceğim. Bir kapalılık özelliği. Kapalılık özelliği şu. Ne demiş burada? Her A, B eleman R için A artı B eleman R'dir. Yani diyor ki toplama için konuşuyoruz. İki tane reel sayıyı topladığım zaman sonuç her zaman yine reel sayı olur. İki reel sayının toplamı reel sayıdır. Mesela 9 ve 3 reel sayı yani gerçek sayı. E bunların toplamı 12 ile bir gerçek sayıdır. Değişme özelliği A, B eleman R için A artı B eşittir B artı A. Yani toplamakla, 9 ile 3'ü toplamak ile 3 ile 9'u toplamak aynı şey. Her türlü sonucum 12 yapacak. Değişme özelliği basit zaten. Birleşme özelliği A, B, C eleman R için A artı B artı C eşittir A artı B artı C. Yani diyor ki burada hangi iki sayıyı topladığının bir önemi yok önce. Yani ben burada önce B artı C'yi toplayıp sonra A'ya eklerim. Ya da önce A artı B'yi toplayıp sonra C'yi eklerim. Sonuçta bu üç sayıyı toplayacağım için sonuç hiçbir zaman değişmez. 9 artı 3 artı 5, 12 artı 5'ten 17 olacak. Birleşme özelliği bu. Etkisiz eleman özelliği. Reel sayılarda etkisiz eleman 0'dır toplamada. Neden? A artı 0 ya da 0 artı A, A'ya eşit. Hangi sayıya? 0'a eklersem ekleyeyim yine aynı sayı elde ederim. O yüzden 0 benim için etkisiz yani birim eleman oluyor. Ters eleman özelliği. Ters eleman özelliği şudur. A eleman R için A artı eksi A ya da eksi A artı A sıfırdır. Yani A'nın toplama işlemine göre tersi negatif işaretlisi olacak. Eksi A'dır. Yani bana etkisiz elemanı sıfırı verecek elemanı arıyorum ben. 9'un tersi eksi 9. Dokuz. Eksi 9'un tersi de 9'dur. Mesela 4'ün tersi eksi 4. Eksi 1 bölü 2'nin tersi artı 1 bölü 2 gibi düşünebilirim. İşaret değiştireceğim sadece. Bu da ters eleman özelliği oluyor. Şimdi çarpma işleminin özelliklerine geçelim. Çarpma işleminin özellikleri. Tabi şimdi toplama özellikleri aslında çıkarma için de geçerli. Bunları öyle düşünebiliriz. Yani çoğu mesela a 0 a olur. Ama 0 eksi -A, a a olur diye burada toplamaya göre vermişiz. Orada çıkarmada işaret değişiyor çünkü. Onları o yüzden ayrıca ele alacağız. Bir çarpma işlemi aynı şekilde çarpma işleminde de kapalılık özelliği var. 2 tane reel sayının çarpımı yine reel sayıdır. 9 ve 3'ü düşün. 9 kere 3, 27 yine bir gerçek sayıdır bu. Değişme özelliği A çarpı B, B çarpı A. Yani 3 kere 9 ile 9 kere 3 aynı şey. Birleşme özelliği de öyle. Hangi iki sayıyı önce çarptığımın bir önemi yok. Bunlar basit özellikler olduğu için üzerinde durmuyorum. Etkisiz eleman bu sefer hangi sayıyı 1 ile çarparsam kendisini elde ederim. Yani A çarpı 1, 1 çarpı A eşit. O zaman çarpma işleminin etkisiz elemanı 1. Toplamanın etkisiz elemanı 0'dı. Çarpmanın etkisiz elemanı 1. Şimdi ters eleman özelliği. Toplamada ters eleman neydi? Negatif işaretlisi. Yani A'nın tersi eksi A'ydı. Ama burada A'nın tersi çarpmaya göre tersi 1 bölü A. Yani ters çevrilmiş hali. Mesela e, 9'un tersi 1 bölü 9. Burada örnek olarak vermişiz. Yine burada bak. Ters elemanı bulurken bana etkisiz elemanı veren sayıyı arıyorum. Yani 9'da neyi çarparsam bana Çarpmanın etkisi elemanı 1'i verir. Yani A'nın toplama işlemine göre tersi. Toplama işlemine göre ters diyelim. Eksi A'dır. Çarpma işlemine göre tersi ise 1 bölü A'dır. Ters çevrilmiş halidir. Bunu kafada tutmak zor değil. Bunları zaten çok sık kullanacağız. O yüzden burada üzerinde çok durmuyorum. Yutan eleman. Bak çarpmada özel olarak yutan eleman var. Neden? Çarpmada sıfır bütün sayıları yutuyor. Sıfırla neyi çarparsam çarpayım sonuç sıfır yapacak. O yüzden burada sıfır yutan eleman. Yani binle de çarpsam sonuç sıfır olacak. 5000'le de çarpsam sonuç sıfır olacak. Çarpmanın yutan elemanı sıfır. Şimdi bu yedinci özellik en çok kullanacağımız özelliklerden biri. Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği. A eleman R için A çarpı B artı C demek. A çarpı B artı A çarpı C. Yani çarpmayı toplama üzerine dağıtıyorum. Bunu çok kullanacağız. Ya da bu C sağ tarafta olabilir. Fark etmez. Sonuçta bunu dağıtırken A, C çarpı A yani A çarpı C artı B çarpı C şeklinde yazabileceğim. Şimdi burada mesela örnek vermişiz yine dağılma özelliğini. 9 kere 3 artı 9 kere 5 gibi düşünebiliriz burayı. Yani sağ taraf aslında 9 çarpı 8. Bu 3 artı 5 8. 9 kere 8 72. E 9 kere 3 27, 9 kere 5 45. Burası da 72 yapıyor. Zaten sağlamak zorunda dağılma özelliği. Burada bir örneğim daha var zaten. Dağılma özelliği en çok kullanacağım özelliklerden biri. Ama dediğim gibi toplama ve çarpma işlemindeki özelliklerin basit olduğu için burada üzerlerinde çok durmadım. Şimdi kazanımlarda bunları güzelce pekiştireceğiz. Kazanım kısmına geçebiliriz. <laughs>